Değerli arkadaşlarım, devlet bir kişiye teslim edilmez. Çok sık örneğini veririm ama burada bir daha anlatayım. Çanakkale savaşlarını hepimiz biliyoruz. Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Her karış toprağında şehidimiz var. Halkın iradesiydi o. Tıbbiyeliler oradaydı. 7'den 70'e herkes gözlerini dikmişti oraya. Ve Çanakkale'ye bütün egemen güçler geldiler. Bir tek gemilerini bile geçiremediler. Sonra bir kişi elde edildi. Padişah. Bir kişinin iradesiyle o geçilemeyen Çanakkale geçildi ve geldiler Dolmabahçe'nin önünde gemilerini oraya getirdiler, demirlediler. Devlet bir kişiye teslim edilir mi? Edilmez. İşte sonuç bu. Tarihe baksalar bunu görecekler. Tarihimizden ders alsalar bunu görecekler. Dolayısıyla bunu hepimizin çok iyi düşünmesi lazım. Zaten tarihini bilmeyen kişinin devleti yönetmesi mümkün değildir. Tarihini bilecek, coğrafyasını bilecek, iklimini bilecek, insanını bilecek, kültürünü bilecek, inançlarını bilecek. Bütün bunları bilecek ki devleti sağlıklı ve tutarlı bir şekilde yönetebilsin. Yozlaşma ve çürüme tabi bürokrasiyi de esir aldı. O nedenle bürokratlara çağrı yaptım. Yolsuzluk dosyalarının altına imza atmayın. Atmayan yüzlerce binlerce bürokratı var. O bürokratların tamamının alınlarından öpüyorum. Göreceksiniz. Hepsinin. İzin vermiyorlar. Vermiyorlar yolsuzluklara. 5 çöküş alanı saydık. Nasıl çıkacağız? Nasıl düzelteceğiz? Bu soru bana çok soruluyor. Eminim gittiğiniz yerlerde sizlere de soruluyordur. İyi de kardeşim biz zaten bunları biliyoruz. Nasıl düzelteceğiz? 3 temel kuralımız var arkadaşlar. Yeni kadrolar, yeni kurallar ve yeni kurumlar. Yeni kadrolar, yeni kurallar ve yeni kurumlar. Ne demek şimdi? Yeni kadrolar ne demek? Devlette liyakat olmazsa adalet olmaz. Çürüme olur. Demek ki yeni kadrolardan kastettiğimiz devletin bütün kurumlarına, tepe noktalarına başlayarak aşağıya kadar liyakat sahibi kişileri atamaktır. Soruyorlar ya sizin kadrolarınız var mı diye. Ya bu ülkenin devlet kadrolarının içinde namuslu, haram yemeyen, rüşvet almayan, yolsuzluk yapmayan, beytülmale el uzatmayan, devletin hazinesine sahip çıkan on binlerce namuslu bürokrat var ve onların tamamı bizim kadrolarımızdır. Biz gelince onları atacağız. Niçin? Yolsuzluk kim yaparsa burnundan getireceğiz. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası'na niye arkeolog tayin ediyorlar? Bizde olmayacak mesela. Arkeologun Merkez Bankası'nda ne işi var? Güreşçi, saygı duyarım. Güreşçinin banka yönetiminde ne işi var Allah aşkına ya? Rüşvet alanının büyükelçilikte ne işi var? Bunları temizleyeceğiz. İşi ehline teslim edeceğiz. İşi ehline teslim ettiğiniz zaman her şeyi tıkır tıkır işler. Her şey. Bütün kurallar. Herkes yasalara uygun hareket eder. Herkes bilir ki ben yolsuzluk yaparsam, ben çıkar ilişkileri içine girersem beni buradan alacaklar. Herkes bunu gayet iyi bilecek. Benim terfi etme şansım yok. Anayasa Mahkemesi üyesi olma şansım da yok diyecek. Herkes haddini, hesabını bilecek. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Efendim, devlette liyakat sistemini ancak ahlaklı politikacılar oluştururlar. Bir daha söyleyeyim. Devlette liyakat sistemini ancak ahlaklı, erdemli, bilgili, birikimli politikacılar oluştururlar. Çünkü tepedeki adam rüşvet almazsa aşağıda bilir ki ben alırsam burnundan fitil fitil getirecekler. Yukarıdaki alıyorsa aşağıdaki de kendisini hak görüyor. O aldı ben de alacağım diyor.
bu kirli ilişki ağını, zincirini yok edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bu yeni kadrolar.